Değerli katılımcılar, Görev Holding kendine görev olarak yükselen Avrasya'da Türkiye'nin öncü bir rol almasını sağlamak için çalışmayı, üreten Türkiye hedefine hep birlikte ilerlemeyi benimsemiş olan ve ufkunu da aslında Asya kültürünün özeti olan hep birlikte paylaşarak gelişme şeklinde belirleyen bir holding yapılanması. Biz Avrasya ekonomisinde ülkemizin hak ettiği yeri alması amacıyla bugüne kadar düzenlediğimiz toplantılarla, etkinliklerle, yaptığımız işbirliği anlaşmalarıyla Türkiye'nin girişimcilerinin önüne Avrasya coğrafyasında önemli imkanlar açtık. Kendi yatırım girişimlerimizle, projelerimizle Avrasya'da o ekonomik birlikteliği sağlamak açısından gerekli adımları attık ve inanıyoruz ki Görev Holding çok kısa zaman içerisinde bu coğrafyada küresel ölçekte adından bahsedilen bir yapılanma haline gelecektir. Ben öncelikle yaptığımız belli etkinliklerden bahsederek Görev Holding'in faaliyetleri hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bunların başında tabii Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek, o dönemin Çin Büyükelçisi Sayın Dinli'nin ortak kararıyla organize edilen ve 3 büyük kentimizde düzenlediğimiz üretimde atılım için Türkiye-Çin işbirliği toplantıları geliyor. İzmir toplantısına Çin Büyükelçiliği'nin ticaret müsteşarı katıldı. İstanbul toplantısına İstanbul Başkonsolosluğu Zhu Wei katıldı. Ankara'daki son toplantıya o dönemin Büyükelçisi Dinli katıldı ve konuşma yaptı. Bu 3 toplantıya 235 sanayici ve tüccarımız katıldı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı'nın 2019 Nisan'ında kurduğu Merkez Rusya Yatırım Konseyi'ni Türkiye'de ağırladık. Bu konsey ilk yurt dışı gezisini Görev Holding'in davetlisi olarak Türkiye'ye gerçekleştirdi ve 3 büyük ilde yine sanayicilerimizle ve iş insanlarımızla bir araya geldik. Merkez Rusya Yatırım Konseyi ve onun şirketi olan Key Partner'le Görev Holding arasında tek temsilciliği, münhasır temsilciliği de içeren bir işbirliği anlaşmasını imzalamış bulunduk. Görev Holding'in organizasyon yapısında 20 ayrı şirketimiz ve 2 işletmemiz bulunmakta. Biz Görev Holding'in misyonunun üretenlerin, üreten Türkiye'nin, üreticilerin iktidarının kurulmasının kaynağını sağlamak olduğunun farkındayız. Bu büyük hedeflere ulaşmanın kaynağını yaratmaya başladığımızın müjdesini vermek ve esas görevimizi yerine getirmek, daha büyük kaynakları yerine getirmek bakımından da sizlere söz verdiğimizi belirtmek isterim. Teşekkürler, saygılar.